Herkese merhabalar. Ben İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan Aylin Cevizci. Haftanın ortasındayız ve bugünün kritik gündemi aslında FED ve yurt içi piyasalarda ise yarın merkezi takip ediyor olacağız. Öncelikle biraz FED'den bahsedelim. FED'de %10'luk bir dilim halen daha piyasa beklentisi içerisinde faiz artımı yönünde bir değerlendirme var. Ama piyasalarda böyle bir karar çok fazla fiyatlanmıyor. O yüzden sürpriz olarak değerlendirir tabii bir faiz artımının gelmesi ama biz daha çok toplantı metnine odaklanıyor olacağız. Toplantı metninde ise dikkat edeceğimiz husus ise hem son gelen zayıf enflasyon verilerinin faiz algısına nasıl bir durum yarattığı ve bununla birlikte Eylül sonrasında başlayacak olan bilanço küçültmeye yönelik nasıl bir strateji izlenecek ve nasıl bir süreç izlenecek bunu takip ediyor olacağız. Çünkü Eylül'den önceki tek toplantı şu anda Temmuz ayı toplantısı olacak ve Eylül'de eğer bir bilanço küçültmeye yönelik mesajlar alacaksak bu birazcık daha Eylül sonrasında ötelenmiş olmasını bize gösterir ve aslında bilanço küçültmenin de biz de kurum olarak ikinci yılın son çeyreğine başlamasını bekliyoruz. O yüzden bugünkü FED'den şahin tonlamada bir mesaj alırsak bu piyasalarda zayıf dolar algısının bir miktar daha kuvvetlenmesine yardımcı olabilir. Ama aksi halde güvercin kalacak. Hele ki bilanço küçültmeye yönelik daha böyle light söylemlerde gelirse aslında bu küresel piyasalarda şu anda zayıf seyreden bu doları bir miktar daha gerilemesine ve kayıpların derinleştirmesine neden olabilir. Öyle bir durumda dolar TL'de ne tür bir beklentimiz var derseniz açıkçası zaten 3.50-3.54-80 bandı arasında izliyorduk ve bu bandı şu anda 3.50-3.60 aralığına taşıdı. O yüzden net bir yükseliş için 3.61 üzerine yerleşmesi gerekebilir dolar TL'nin ama şu an için 3.56 seviyeleri biraz kritik çünkü aşağı yönlü sarkmalarında yeniden 3.54-80 ve 3.50 bandına girmesi de beklenebilir. O yüzden dolar TL'deki yeni bir yön için ve trendin birazcık daha gerilebilmesi için yarınki merkezi takip ediyor olacağız. Çünkü merkezden halen daha bir faiz indirme algısı var ama baktığımızda beklentilere faizlerin aynı kalması yönünde olduğunu görüyoruz. O yüzden burada merkez eğer halen daha faiz oranlarını aynı seviyede tutar ve sıkı duruş politikasını sürdürürse ve korursa açıkçası TL'nin bu durumdan biraz pozitif nemalanmasını bekleyebiliriz. Ona neden olarak da şunu söyleyelim. Çünkü son 2 aydır enflasyon bir düşüş kaydediyor ve bununla birlikte oluşan algı evet enflasyon düşüyor. Merkez bir hamle ile birlikte indirime başlayabilir durumu yaratıldı. O yüzden bu algı en azından bir miktar kırılmış olur. Şunu da belirtelim ki ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti halen daha yüksek. O yüzden merkez böyle bir durumda enflasyonda daha ciddi bir düşüş görmeyi bekleyebilir. O yüzden biz merkezden yarın kurum olarak en azından faiz indirimini beklemiyoruz. Ve böyle bir durumda da eğer merkez var olan oranlarını korursa dolar TL'de bir miktar gevşeme görebiliriz. Öyle bir durumda 3.54-80 ile 3.50 bandını izliyor olacağız. Bunun dışında dediğim gibi yukarıda teknik olarak 3.56 seviyeler üzerindeyiz ve bu seviye üzerine kaldığı müddetçe yukarı yönde 3.61'lere doğru ataklar oluşabilir ama yukarı yönde net yükselişi görülmek için 3.61 üzerine yerleşmesi gerekebilir. Herkese iyi haftalar dilerim.